festival sürecinde de biz bunu yere dikkat çekeceğiz. Ama aynı zamanda Bandırma esnafının beklediği bir festival. Bandırma halkının beklediği bir festival. Dolayısıyla kültür sanat etkinlikleri açısından önemli bir festival. Ve Bandırma'da biz bunu yapmasak da Haziran'ın ilk haftasında bu festivali bekledik. Ama abi telefonu Bandırma'nın coşku günü, gurur günü olan festivalimizin başlangıcında böyle güzel bir tablo ile sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ile hepinizi en içten duygularımla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Coşkulu, renkli bir katılım gerçekleştirdiğimiz kortej yürüyüşümüz sonrası festival programımızda yer alan sergilerimizin açılışını da aynı coşkuyla gerçekleştiriyoruz. Festivaller kent yaşamında şüphesiz son derece önemlidir. İnsanlarımızın bir araya geldiği yoğun katılımlı programlarla kentin sosyal yaşamında yeni açılımlar sağlanırken, kültür ve sanatın insan yaşamına kattığı değerleri sınırsızca özümseme konusunda da ciddi kazanımlar sağlıyor. Kültür ve sanatın toplumların çağdaşlık düzeyine ulaşmasında taşıdığı önem tartışma götürmez. Büyük Atatürk'ümüzün sanatsız kalan bir ulusun yaşam damarlarından biri kopmuş demektir sözü her şeyi çok açıkça ifade ediyor. Bizler bu düşünceyle kentimizin kültür ve sanat yaşamının gelişmesine özel bir önem veriyoruz. Festival günlerinde çok daha yoğun olarak yaşadığımız bu güzellikler Bandırma'da yıl boyunca sizlerle birlikte oluyor. Bu salonlarda sürekli sergileri izleme olanağı buluyorsunuz. Bunun yanı sıra tiyatro, söyleşi, panel, edebiyat programları ve özel anma programları ile her an kültürün ve sanatın sıcaklığını sizlere sunmaya çalışıyoruz. Bu festival programında 4 farklı sergiyi sizlerle buluşturuyoruz. Galeri salonumuzda ülkemizin önde gelen sanat kurumlarından biri olan Karşı Sanat Grubu sanatçılarının yapıtlarını izleyeceksiniz hep beraber. Kentimizin sanat yaşamında özel izler bırakmış değerli sanatçı dostumuz, benim de arkadaşım olan Tarık Durgun anısına gerçekleştirilen bu sergiyi beğeniyle izleyeceğinize inanıyorum. Sergide ayrıca Tarık Durgun'un öğrencilerinden olan ve geçtiğimiz yıl elin bir trafik kazasında yitirdiğimiz Kemal Ozan Çetinel'in bir seramik çalışması da yer alıyor. Burada bir kez daha hem Ozan kardeşimizi hem de sevgili Tarık Durgun arkadaşımızı saygı ve rahmetle anıyorum huzurlarınızda. Değerli Bandırmalılar, üst kattaki salonlarımızda ise kentimiz fotoğraf sanatçılarından İlkay Başak, Özge Başak ve Tolga İnan Çelik'in Cennetin Kuşları adlı fotoğraf sergisinde festivalimize adını veren Kuş Cennetimizden unutulmaz kareler bulacaksınız. Diğer salonumuzda ise farklı türde bir sergiyi sizlerle buluşturuyoruz. Sanatçı dostumuz Levent İlvan'ın intersiya tekniğiyle oluşturduğu tablolarını hayranlık ve keyifle izleyeceğinize inanıyorum. Ahşap parçaların birleştirilmesi ile oluşan tablolar gerçekten izlenmeye değer, birazdan göreceksiniz. Daha bitmedi diyoruz. Bir sergimiz daha var. Fotoğraf deyince artık sadece Bandırma'da değil, ülkemizde de adından başarıyla söz ettiren Banfat'ı da unutmadık tabii ki. Onları size anlatmaya hiç gerek duymuyorum. Çünkü başarılarını yakından biliyoruz. Bu salonlarda da defalarca sergilerini izledik. Banfat üyelerinin Işığın Büyüsü adını verdikleri fotoğraflarını da festival programlarında sizlerle buluşturuyoruz. Banfat artık salonlara sığmıyor. Festival günlerinde meydanlarda olmayı da çok seviyorlar. Bu nedenle bu yılki sergilerini de sahilde bulunan dernek binası önünde açık alanda gerçekleştirecekler. İnşallah yağmur da buna müsaade eder. Değerli Bandırmalılar, tüm sergilerimizin toplu açılış törenini burada gerçekleştirdikten sonra sergilerimizi sırayla gezeceğiz.
festival korteji ve sergi açılışlarıyla yaşadığımız festival coşkusu bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecekti ama bugünkü, bu akşamki meteorolojiden aldığımız veriler ışığında yoğun yağmurun olacağı bize bildirildi. Biz de bu akşamki açık havadaki Cumhuriyet Meydanı'nda ve sahildeki etkinliklerimizi pazartesi akşamına kaydırdık. Yani festivalimiz bir gün daha uzamış oldu. O yüzden bunu da burada sizlere açıklamak isterim. Ama salonlardaki etkinliklerimiz devam edecek. Ben katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılar sunuyorum.